Bugüne dek yaptığım videolarda en çok neyi eleştirdim? Çıkan her işin neredeyse birbirinin aynı olmasını değil mi? Ama 200 küsür video yaptım. Bunların yüzde %90'ında sadece şaşırdığımız şeyler değişti. Hadi hadi. Tabi bu işin dizi kısmıydı. Film tarafında bazen eleştiremedik bile. E peki biz o kadar aynılığı eleştirdik de Sonra ne oldu? Senaristi de yapımcısı da dedi ki evet biz de biliyoruz aynısı ama para kazandırıyor. Hani nasıl ki sonu etle biten bir kelime bulutta her yerde bir et restoranı açıyorlar bir tek et kaldı. Heh, aynı onun gibi çünkü yapan içinde izleyen içinde kalıpları yıkmak o kadar zor ki. Yerli dizi acı sanat filmi depresyon gişe filmi o Eğlence merkezlerinde böyle köstebek koyunlar olur ya böyle kafasını çıkartanın kafasına çekişle vurursun. He işte yenilik diye çıkan her kafaya da öyle vurdular bugüne dek. E peki ben ne yaptım? Aynı olanı eleştirip farklı olandan da bahsetmeye çalıştım bugüne kadar. Yine gönlümüz rahat olsun farklı bir şeyleri deneyenler de bu kanalda yer bulsun diye. Buyurun size Türkiye'nin ilk araba yarışı temalı yerli filmi. Yani hızlı söylenince şey oldu. Yani daha önce olmamış mı? Allah en azından benim bildiğim at yarışçısı bile var. Araba yarışlı yok. Yani varsa da ben bilmiyorsam yorumlarda yazın. Tamam daha önce gerçeğiyle drift atıp oyuncağını patlattığımız, şoförüne soyun deyip çılgınlarcasına kullandırdığımız arabalarımız oldu. Hadi soyun dedim sana. Hayır. Parasını peşin öderim merak etme. Hayır. Ama benim bildiğim böylesi olmadı. Anka. Film bir araba yarışıyla başlıyor ve tabii ki filmin senaristi de olan başrolümüz kazanıyor. Peki ne kazanıyor? 200 lira. Tamam film çekilirken benzinin litresi 7 liraydı. Vizyona girene kadar 15 lira oldu ama yine de o dönemde de yaktığı benzinin parasını kazanan bu arkadaşlar daha sonra bu mütevazi yarışlardan çok daha fazlasına katılıyor. İllegal yarışlar düzenleyen kötü bir adamın yarışlarına. Kötü olduğunu nereden mi anlıyoruz? Saçında jöle var. Burnunu çekiyor ve çok kötü gülüyor. gülüyor. tamam kötü bu. Ve işte bu kötü karakter başrolümüzün kabiliyetlerini görünce de onu kendi düzenlediği yarışlara sokmaya karar veriyor. Tabi karakterimizin değil yarış arabası, pazar arabası sürmeye hali yok gibi dursa da aslında o çocukken bir trafik kazasında kaybettiği ailesinin yasını hala tutmaya devam eden durgun bir adam. Aynı zamanda mahallenin ejder babasının kızı ve bir yandan da çalıştığı yerin muhasebecisi olan kız da ona aşık. Ama filmlerde ve dizilerde erkekler ne kadar samimi olduklarını göstermek için. Kızları kokoreççiye, ciğerciye ya da midyeciye götürürler ya. İşte bir farklılık daha. Bu sefer de kız adamı viyadükte çekirdek yemeye götürüyor. Ama bir dakika şimdi bu aşkın samimi değil, fakir olduğunu gösterir. Biraz daha mı samimiyet acaba? Ne baktın koç? Ne dedin aslan? Ne diyorsun bebe? Gabu, baboş. Heh bak şimdi oldu. Zaten daha sonra koca adama delikanlı diyen, ve hayatında ilk kez çekirdekle rüşvet aldığı için sevinen İzmirli bir polis geliyor. Aa Çiğdem. Afiyet olsun. Ve böylelikle karakterlerimiz viyadük üstünde birbirlerine el ense çekmeden gece olaysız dağılıyor. Neyse işte daha sonra karakterimizin çalıştığı sanayide ölen ailesine laf eden biri olunca da... <laughs> iş yerinden kovuluyor ve acıkta da öyle AFK kalırken bu kötü gülüşlü adamın illegal yarışlarına katılmaya karar veriyor. <laughs> Peki biz bugüne kadar araba yarışı temalı filmlerde hep ne gördük? Araba, başka? işte drift. Ya bunları geçelim. Çünkü bir araba yarışı filmini, araba yarışı filmi yapan başlangıç çizgisindeki kot şorttur. Ne alakası var diye varsa hiç araba temalı film izlememiştir. Tokyo'ya gittik, gördük. Arabaların değil drift attığı takla atıp robot olduğu filmde bile gördük mü? Gördük. Gerçi orada başlangıç çizgisi yoktu da o yüzden her yerdeydi. İşte Mevzu bu filmle de devreye giriyor ve gazı alan sürücülerin gaza bastığı, çamurluğunu çarpan arabanın bozulduğu bu kör yarışı da tabii ki başrolümüz kazanıyor. İşte size hakiki milli ve yerli yarış filmi. İşte öyle kendi kendine catwalk yapan soğuk kızlardan sevgili yapanlar değil, viadükte baboş diyerek çekirdek çitleyenler kazandı. Baboş. Tamam çiğdem. Çiğdem. hey, hey. ya 340 beygir artı samimiyet. Evet, başrolümüz yarışı kazanıyor ama hiçbir şey onu mutlu edemiyor. Bir de üzerine anne ve babasının öldüğü araba gerçeklerle yüzleşmesi için gözünün önüne getirilince iyice depresyona giriyor ve takla atmış. Bir de üzerine çatır çatır yanmış arabanın kırılmayan camını da o kırıyor. Tamam şimdi adamlar değişik bir şey yapmış. Bir cam kırma keyifleri var ona da dokunmayın artık. Ama cam kırmak da yetmiyor bu adama. E peki ne istiyor bu adam? Dayak. Hı? Dayak istiyor. Hani böyle çalışmayan televizyona vurursun da çalışmaya başlar ya. Başrolümüzde tokadı yiyince yüzünde güller açıyor ve babadan kalma arabayı yapıp yarışlara katılıyor. Ya işte adamda araba gibi rodajı var yavaş yavaş açılıyor. Ve bir kez daha kot şort devreye giriyor. Demek ki oturmuş artık bu düğünde gelinlik gibi. Neyse çok da ayrıntıya girip fragmanlarda gördüğümüzden çok daha fazlasını vermeyeyim de. Ama daha sonra kötülüğünü yapan kötü adamın peşine Süper Mario polis amcamızın değişiğinde düşen ekibimizle daha önce Türkiye'de hiçbir yerli filmde denenmemiş sahneler devreye giriyor. Efendim bir kovalamada sivillerin polis aracında ne işi mi var? Türk sinemasında kazalar şuradan şuraya gelmiş takıldığınız şeye bak. Evet daha önce Ahmet Atalay da Amerika'da bu tarz sahneler çekmiş ve YouTube'da kısa bir film olarak yayınlamıştı. Ama böyle sahnelerin Türkiye'de ilk kez bir sinema filminde denendiğini de tekrar ekleyelim. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam eğri oturup doğru konuşalım biz bu sahnelerin alasını gördük. Heh? Ben de tam onu diyorum. Evet gördük ama benim derdim daha önce Türk sinemasında denemesini bile görmemiş olmamız. Sevdiğim bir oyuncu Ozan Akbaba senaryosunu yazmış ama olumlu yanını yani her şeyden önce işin cesaretini tebrik ederken Olumsuz yanını da söylemeden geçmeyelim. Sanki şu ana kadar söylemedik. Özellikle filmin ilk yarısı durağan geçiyor. Yani olur da filme giderseniz filmin ikinci yarısından sonrası hareketleniyor bilginiz olsun. Arada biliyorsunuz böyle ne kadar eleştirsem de bir şeyler artık değilsin diye yenilikçi işlerden bahsetmeye çalışıyorum. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bu işler her zaman görecelidir. Ama biz yapamayız ki. Kolayı var, talebi yok. Masrafı çok. Ne gerek var? Tutmuşu var. Diye diye ne gördüysek aynısını tutturanların yanında. O s**a gülen. Afişinde cin yazan her filme çarpılmış gibi giren. Salya sümük ağlaklı her filmden. Oh be ne güzel ağladık. Diyerek çıkan hazırda bir kitle varken. işin zorunu seçenlerden de bahsetmek. Yapılmayanların yapılamadığından değil. Desteklenmediğinden yapılamadığını da unutmamak gerek. biraz karışık oldu. Şimdi yapılmayanların yapılamaması yapılamadığından değil de yapamazsın diyenin tamam kapat